Evet, başarıya doğrudan tekrar mutlu günler diliyorum sevgili izleyiciler. Bugün ikinci kez bir aradayız ve artık üniversiteye başvuruların son saatlerine yavaş yavaş geliyoruz. Ancak hala kamuoyunda bazı bilgi kirlilikleri söz konusu. Yok efendim işte bu başvurular uzayacakmış, şu olacakmış, bu olacakmış. Lütfen bu tip bilgilere itibar etmeyiniz. ÖSYM kesin net açıklama yaptı. 23.59'da bu olay bitecek. Ve ÖSYM'nin dışında hiçbir açıklamayı da dikkate almayın. Bu Sait Gürsoy'la dahil olmak üzere demek istiyorum. Ayrıca sonuçlarınız 31 Ağustos tarihinde belli olacak. 31 Ağustos'tan sonra da Allah kısmet ederse sizler de gönlünüzün sesi olan yerleri kazanıp üniversitelerinize kayıtlarınızı yaptırır ve bambaşka bir dünya üniversite yoluna gideceksiniz. Evet sevgili izleyicilerim, başarıya doğru devam ediyoruz. Konuklarım Nişantaşı Üniversitesi Kişisel Gelişim ve Proje Geliştirme Uzmanı Sayın Mehmet Muslu ve yine aynı üniversitenin Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Merve İlpak Tahmaz. Hoş geldiniz değerli konuklar. Teşekkürler. Biliyorsunuz bugün artık son dakikalar, ancak karar süren sayısı son derece fazla. Bunun da nedeni geçen yılki sınavla bu yılki sınavın puansal ve başarı sıraları birbirinin aynısı olmadığı için biraz sıkıntı çekiliyor. Gençler kampüslere gidiyorlar. Orada akademisyenlerden akademik bilgi alırken de rehber öğretmenlerden artık son dakika bilgileriyle doğru tercih yapmaya çalışıyorlar. Bugün son ÖSYM açıkladı. 23.59'da da bu iş bitecek. 31 Ağustos kısmeti sonuçlar açıklanacak. Sayın Moslu, burada kampüs dünyasına geldiğimizde gerek devlet, gerek vakıf, gerek Kıbrıs Üniversitelerinin birbirinden güzel kampüsleri var ve orada da gençlere hizmet veriyorlar. Kampüs dediğimizde ne anlayacağız ve gençler neleri görmeli? Buyurun, söz sizde. Öncelikle merhabalar tekrardan. Neotek Kampüs aslında bizim bu seneki kampüsümüze verdiğimiz isim. Evet. Neotek ne demek? Önce onu bir anlatmak istiyorum ben. Neo aslında yeni. Aslında neotek demek gelecek demek. Biz üniversite olarak da aslında geleceğe her zaman bir adım önde gitmeyi planlayan bir bünyeyiz. Ve bununla alakalı da teknolojiyle eğitimin birleştiği bir bünye olarak da gün yüzüne çıktık. Bununla alakalı da öğrencilere de her zaman söylüyoruz. Burası geleceğin üniversitesi ve bununla alakalı da sizlerin de aklında her türlü yenilik, gelecek varsa şayet bunları da bizlerle paylaştığınız takdirde aslında Neotek kampüsün adını o zaman almış olacaktır diyoruz. Peki burada geleceğin derken tabii burada eğitim sisteminin de girilmesinde bence yarar var. Tabii burada yalnızca kampüsün iç yapısı ya da teknolojinin yukarıya doğru yükselmesiyle birlikte belki de bilmiyorum hanımefendi siz katılır mısınız Sayın Tahmaz? Eğitim konusu söz konusu geliyor. Gelecek tabii Endüstri 4.0 demektir. Endüstri 4.0 derken bunun ana başlıkları vardır. Hı hı. O zaman eğitimdeki süreciniz nedir ya da bu sisteme uygun musunuz? Hı hı. Biz geçtiğimiz yıldan beri eğitim 4.0'ı zaten kurguluyoruz. Evet. Temelde Endüstri 4.0'a ayak uydurabilecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü nesnelerin interneti... Pardon, bakın bir öğrenciden bir soru var. Şimdi evet gençler, ekranda da alt yazılarda adresimiz çıkıyor. Lütfen bize sorularınızı yöneltin. Konuyla ilgili olanları sayın konuklara yönelteceğim. Ama konunun dışında ise hemen size değerli dostlar tasdim edip cevap vermeye devam edecekler. Eğitim 4.0 derken hocam diyor şu başlıkları bize tam açıklasınlar. Herkes bir eğitim 4.0 diyor. Yani bu böyle kelime geçiyor. Nedir bunun çok detaylı görmek istiyoruz diyorlar. Bir kere öğrencinin kişisel yeteneklerine odaklı bir eğitim sistemi demek. Artık meslekler çok özel alanlar oluşturmaya başladılar. Evet. Tıpta bile böyle. Eskiden sadece bir iç hastalıkları vardı. Artık onun altında bile çok minimal alanlar var. Bütün alanlarda bu böyle. Sanat tasarım alanları uzmanlığında ben konuşacağım. Tekstil moda tasarımında eskiden biz sadece tasarımcı yetiştiriyorduk. Artık orada moda yazarı, moda fotoğrafçısı, başka alt alanlarda tasarım yapabilen gençler yetiştiriyoruz. Bu da çocukların birebir koçluk yaparak kendi eğitim alanlarını, yeteneklerini keşfederek birebir odaklı, proje bazlı bir eğitim vermekten geçiyor aslında. Ya kişiye özgü eğitime mi dönüşüyoruz? Kesinlikle. Tamam. Yani o şekilde birebir bir çocukların her birinin çünkü yeteneği çok farklı. Hepsinden aynı çizim yeteneğini beklemiyoruz. Hepsinden aynı fotoğraf, kadraj vesaire yeteneğini beklemiyoruz. Hepsinden yazarlık beklemiyoruz. Ama alana geldiklerinde kendi içlerinde ayrışarak, seçmeli derslerini seçerek kendi yetenekleri doğrultusunda eğitim alıyorlar. Yani siz şunu söylüyorsunuz, yetenek
olabilir ama biz yeteneği geliştiriyoruz. Tabii yani ki. Yeteneksiz kimse yoktur. Onun yeteneğini geliştirebilmek doğru oluyor. Keşfetmek ve hedefi doğru tespit etmek lazım. Her çocuğun hedefini tespit etmesinde biz aslında öncelikle onlara destek oluyoruz. Tabi burada sizden şunu rica edeyim. Yani siz diye olaya girmeyelim. Burayı bir aile ortamı kabul edin. Örneğin siz yaşam koçusunuz. Hocayı nasıl desteklersiniz? Evet. Hocamı şu şekilde çok destekliyorum. Ben zaten okul içinde de sürekli beraberiz. Kişiler meslekleri seçerken zaten sadece istediklerine göre değil, fiziksel ve biyolojik olarak da kendilerine bakmalı. Evet. Yani kişi oldu ki ilk ve acil yardım istiyor. Ama belki bu kişinin bir kan tutma gibi bir fiziksel veya biyolojik bir rahatsızlığı olabilir. Ya da ben bir örnek vereyim. Bir toplantıdayım. Ay anne yırtıyor kendisi. Çok iyi de bir cerrah şu anda. İsmini vermeyeceğim. Kızım illa dedi doktor olacak. Kız evet. Kalktı ne diyor musunuz? Beni kan tutuyor. Nerede oluyorum dedim. Devam et. İşte bu bir örnek. Şimdi öğrenciler açıktır yani. Çok yanlış. Evet, öğrenciler geliyor. İşte diyor ki ailem babam avukat. Bir oda var olsun. Beni de avukat yapmak istiyor. Ama benim sanata bir ilgim var. O kadar. Ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi evet. Ben bu öğrenci karşıma aldığımda, konuştuğumda aslında sen ne istiyorsun diye sorduğumda bana gitarı gösteriyor. Şimdi bu öğrenciyi, yani bir insana zorla bir şey yaptıramazsınız. Evet. Biz aslında burada öğrencilerin, hocamızın da dediği gibi kişisel yetenekleri her neyse onların istedikleri doğrultuda biz onlara birer yol arkadaşı oluyoruz. Peki orada yol arkadaşı oluyorsunuz ve biraz sonra daha da gireceğiz. Mesela bir evet. Kampüs yaşamı sorabilirim size ya da vesaire. Gelen sorulara bakıyorum ama tabii siz ki cümlelerinizde sanat ve tasarım deyince sorular o tarafa yönlendi şimdi. Derler ki hangi bölümler vardır? Hatta nasıl? Ha, iki ayrı soru mesela. Bu fakültenin içerisinde özel yetenekli öğrenciler evet. Var mı? Puanla var mı? Benim de bir sorum olacak size daha sonra. Buraya bir girelim. Tamam ya, fakültemiz sanat ve tasarım fakültesi olarak geçiyor. Özel yetenekli alan ve merkezi yerleştirmeyle alan bölümleri var. Özel yetenekleri bir sayın. Tekstil moda tasarımı, grafik tasarımı, sahne sanatları, müzik, özel yetenekli alan bölümlerimiz. Puanlı alanlar. Puanlı alanlar, gastronomi, radyo, televizyon, sinema, sahne iletişim tasarımı ve iç mimarlık, İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı seçenekte. Puanlı alan bölümlerimiz. Şimdi Sayın Tahmaz şuraya gelelim. Şimdi özel yetenekli alana zaten siz belirli sınavlarla, o benim haddim değil yani, beni aşar, ay sizin konunuzdur. Sınavınızı yaparsınız. Belki yazılı, sözlü ya da vesaire. Ancak burada puanlı alanlar var. Şimdi bana göre bir sorun var. Daha önceden bu okulların birçoğu özel yetenekli alıyordu ve siz yeteneği seçebiliyordunuz. Evet. Şimdi ne oluyor? Yani mesela bilemiyorum. İlk iki sene bu okullarda, yani bu bölümlerde ortak yeteneğini ortaya koyacak dersler falan mı getirildi? Ne oldu? Şöyle, orada aslında iki yönlü bir durum var. Nasıl? Bir, Endüstri 4.0 dediğimiz tamam. Şeyde dijitalleşen bir dünya söz konusu evet. Olduğu için iletişim tasarımı gibi, iç mimarlık gibi bazı bölümler biraz daha dijitale dönüyor. Evet. Ama tabii ki bu çocukların el becerilerini de geliştirmek için, çünkü merkezi sistemle geldiği zaman hiç o alanda da çalışmamış olabiliyor. Evet. Bizim bunu destekleyecek bir ve ikinci sınıfta derslerimiz var. Önce biraz bileği çalıştırıyoruz. Onu ana hatlarıyla çözümledikten sonra çocuk oradan daha tamam. İşte teknik tarafına devam ediyor. Yani aynen. Sonuçta yardımcı olup yol gösteriyorsunuz tabii yani. Tabii ki. Ya atölyelerimiz zaten bizim sürekli açık. Yani yaz döneminde de öğrenciler hadi atölye sürekli... derken şöyle bir açın. Yani atölye derken neleri kastediyorsunuz? Oradan oraya girelim. Tamam, uygulamalar nerede yapılıyor sorusu var. Buyurun. Tabii ki bölümlere göre bu da geniş. Tekstil moda tasarımı, grafik gibi. Bölümlere göre de söyleyebilirsiniz. Daha çok tasarımın yapıldığı çizim ağırlıklı bölümlerde çizim atölyelerimiz var, baskı atölyelerimiz var. Burada bütün teknik altyapı söz konusu. Tekstil moda tasarımında gene baskı ve çizim, giysi, dikiş makinalarının vesairenin bulunduğu çok detaylı bir atölyemiz ben var. Ben senin defile dedim, hayır dediniz, podyum yok, devam edin orada bana söylediğinizi. Tabii ki artık defileyi herkes yapıyor ve defile aslında öğrencinin çok da dahil olduğu bir süreç değil. O yüzden biz öğrencilerin dahil olabileceği fuar tarzı, proje bazlı muhtemel satış yapacakları insanlarla sıcak temas kurabilecekleri ortamlara öğrencileri sokuyoruz. Ve daha çok sergi açıp
buralara insanları davet edip yine o insanlarla birebir temas kurmalarını istiyoruz. Sağlıyoruz. Peki hemen mesela biz yine devam edin uygulama alanları çok önemli. Mesela bir iç mimari ele aldığınızda benim izlemim şudur. 24 saat yaşayan bir meslektir bu yani. Gündüz ve gece ne yaparsınız orada? İç mimarlık bölümünde öğrenciler uygulama alanlarına girin. Uygulama olarak atölyelerde proje çalışmalarını yapıyorlar. Hatta kampüs kapalı alanımız çok büyük olduğu için kampüs içine uygulamalar tasarlıyorlar. Muhtemelen yönetimimiz bunlardan bir ya da birkaçını da gerçek hayata da geçirecek. Bunun dışında bilgisayarlı tasarım gibi işin program kullanımı var. Bu programlar her sene sektörün taleplerine göre güncellenerek, bir tek iç mimarlık için değil, bütün bölümlerimizde böyle. Çok sayıdaki bilgisayar laboratuvarlarımızda öğrenciler istedikleri zaman gidip ders içinde ve ders dışında çalışmalarını yapabiliyorlar. Peki hemen size gelelim. Şimdi burada tabii burada uygulama alanları var ama gençlerimin de yaşam alanları var. Mesela bu bence nedir? Kampüs imkanları nelerdir? Evet. Ya da gençler şunu söylüyor mesela, bak içeriden sorulardan bir tanesi, yani yalnızca öğrenmek mi, eğlenmek mi ya da yaşama alanı nedir? Örneğin üniversitede sosyal hayatı. Buyurun. Evet, ilk soruya döndüğümüzde Neotech içine aslında bunu da kapsıyor. Öğrenirken öğretmek aslında bir yerde. Biz öğrencilerle, ben hocalarımı da çok bu konuda yine destekliyorum. Biz sektörden çok fazla o işte başarılı olmuş kişileri getirip aslında onlarla sosyalleştiriyoruz. Evet. Çünkü bir öğrenci mezun olduktan sonra bu bir network'tir. Bu network aslında öğrencinin okurken daha iş hayatından olan insanların, kendisini o iş hayatında belli etmiş kişilerin öğrencilerle buluştuğu alandır. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Kampüs imkanlarından derken, şimdi çokça fazla yenilenen teknoloji, işte Drone Ligi, Maker Lab, işte Vancouver Film Atölyesi, Nishnova, bundan bahsederken öğrencilerimizin aslında şimdi Drone Ligi'ni gördüğü zaman bizim okulumuzun bünyesinde. Ya tabii bunları da Türkçe'de söylerseniz daha da rahat anlayacak insanlar. Şimdi drone aslında birçoğumuzun bildiği işte robotik altyapıyı oluşturan bir şey aslında. Evet. Yani evet, robotu yani neyse aslında, robotlarla ilgili diye geçeyim yani bilsinler. Herkes tabii bir olarak yani, bilemeyebilir. Evet. Kamera takılabiliyor, sadece uçabilen robotlar yapılabiliyor. Evet. Orada teknik altyapıyı oluşturuyorlar. Evet. Hatta Maker Lab'de de bunu sıfırdan çocuklar yapabiliyorlar. Ve bu bizim bu sene itibariyle bütün bölümlerimize seçmeli ders olarak giriyor. Evet. O Maker Lab'de çocuklar hem 3D printer hem bu drone gibi küçük robotların yapımıyla ilgili dersler alabilecek. Biz bunu sadece mühendisliklere mahsus bir şey görmediğimiz için de bütün fakültelere seçmeli havuzunu açtık. İlgilenen bütün çocuklar orada Maker Lab'de ve Drone Ligi'nde çalışma yapabilecekler. Artı olarak da bu Nishnova dediğimiz bu Kuluçka merkezi de öğrencilerle biz sürekli iç içe olduğumuz için de soruyoruz. Hani senin bir projen var mı? Evet. Senin kendin hayata geçirmek istediğin herhangi bir... Toparlıyoruz. Varsa şayet bunları bize at. Biz onları inceleyelim. Evet, son cümlemi. Projelerini de getirdiğinde bunları hayata geçirecek melek yatırıcı. Evet. Programın bölümün sonuna geldik. Şimdi bir reklam arası, reklamlardan sonra başarıya doğru devam edecek.